Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan. Bu videomda sizlerle beraber bir video serisinin ilk videosu bu. Şu an sınava hazırlanıyorsunuzdur muhtemelen. Bu videoyu izliyorsanız ana amacınız buysa ya da başka amaçla izliyorsunuz, problem yok. Amacımız şu: sınava çalışıyorsunuz. Şu an güncel süreçte YKS adlı bir sınav varmış. Başka sınavlar da olabilir, problem yok. Şu an izliyorsanız eğer. Amacım şu: önce kendimi takdim edeyim. Kanalın ismi, benim ismim Hasan Uyanık. 2015'te bilgisayar mühendisliğini kazandım, girdim. Özel bir okulda okuyorum. Bu sene son senem. Yani öyle umuyorum, 4. sınıftayım. Girince anlarsınız ya da girenler beni anlıyordur zaten. Şimdi sınavla alakalı kaygısı olan insanlar çoğunlukta olduğu için şunu söylemek istiyorum. Bu videonun amacı o zaten. İlk aşamada yapmanız gerekenle alakalı bir tavsiyede bulunmak istiyorum size. Tabii ki belki haddime değildir. Sizin çapınızda belki öyledir, bilemem. Sınava çalışmayla alakalı muhabbet şu: ben size günde şu kadar çözüm, bu kadar çözüm demek istemiyorum. Tamamıyla sıkıntı şu, kendi üzerimden anlatacağım. Bu bölümle alakalı seçimimi ya da işte iyi hissediyorum, doğru seçtim diyebileceğimle alakalı ilk aşama şu: hedef belirle. Eğer şu an sınava çalışıyorsanız, videoyu izliyorsanız ve kaygılıysanız ve hedefiniz yoksa zaten normaldir. Hedefiniz yok. Hedefi olmayan bir insanın sınava, sadece herkes sınava giriyor, ben de girmeliyim, o girmiş, bu da girmiş deyip de giriyorsanız, yani ya kusura bakmayın ama önce oturup bir hedefiniz belirleyin. Sınav şeylerini bir kenara alıp 2 dakika da olsa ya da 2 saat de olsa ya da 1 hafta da olsa ya da çoktan almanız gerekiyordu, böyle hala alabilirsiniz. Problem yok. Hani hala kaygılanmayın bunun içinde. Sıkıntı şu: kendi üzerimden bir örnek, gittiğim bir süreci onu anlatayım. Süreç şöyle: üniversitelerin bu tercih zamanlarında masaları var. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz, çok bir kıymeti de yok. Sadece bir ara süreç onlar. Onlar da bölümleri anlatırlar. Yani derler ki bizim okulumuzda şu bölümde işte bilgisayar mühendisliği. Ya oturduk hocam, anlatın bize. Ya işte bu bölümde şöyle şöyle işlemler. Ya bölümün içeriği zaten belli, bilgisayar mühendisliği. Öbürün belli, yani anlatıyor kısacası. Şu kadar parayla girebilirsin ya da devletse şu kadar şu kadar puanlı, şunlar 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 veriyor falan deyip üstünden bir işlemleri anlatırlar. Şu projeleri yaptı en sonki öğrencilerimiz falan derler muhtemelen. Hedefiniz yoksa bütün hepsini dinlersiniz mantığı oluyor. Çünkü ben gittiğimde çoğunluğunu dinleyen, bütün masaları sanki iş mesai saatiymişçesine hepsine tek tek oturup dinleyen öğrenciler gördüm. Çünkü hedefleri yok. Puanları var ama hedefleri yok. Düşük ya da yüksek. Öyle geldim işler. Sıkıntı bir de bu var. Hani puanı aldın, ne yapacaksın belli değil. İşte onun için hedef önemli arkadaşlar. Hedefin önemliliği şöyle bir şey: ben size karanlıkta gelip böyle bir çizik atsam, hani boynunuza ya da herhangi bir yerinize, karanlıkta beni görmediğiniz sürece korkacaksınız gibi bir şey. İşte sınavın ardındaki sıkıntı da bu sizdeki. Tamamıyla ardını göremiyorsunuz. Size bir karanlık, size bir çizik atacak mantığı. Hani onu geçemeyince öldük hesabı gibi düşünüyorsunuz. Genelde hepimiz öyle düşünüyor gibi olduk bir nebze. Ama öyle olmuyor tabii ki. Ardında da birçok çizikler istediğiniz yerler tabii ki olur. Ama hedefiniz olduğu sürece bundan korkmazsınız. Hedefin sizin bir dostunuz gibi oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle ışığı kapatsam karanlıktan korkuyorum dersin. Hani karanlıktan, görmediğin şeyden korkuyorsun mantığı. Basit olan tek şey şu düğmeye basıp ışığı açmak. Yani o sınavın ardını görmek istiyorsanız da o ışığı açacak olan şey hedefiniz. Hani nasıl söyleyeyim? Siz şimdi bir sınava çalışıyorsunuz. Aldınız puanı. İster birinci olun. Sınava gittiniz, çalıştınız, ettiniz, her şeyi yaptınız. Sizi arıyorlar üniversitelerden. Bizim üniversiteye gel, bizim üniversiteye gel. Yolun belli değilse sana demezler mi? Ya kardeşim, sınavı geçecek kadar kafa varmış da seçecek kadar kafa yok muydu demezler mi gibi bir şey bu yani. Bu da sizi bir korku salabilir. Ya da bu arama yapısı. Onun için zaten bu tip hedeflerin, yani hedefiniz olmadığı sürece, fiziki olarak hedeften kastım bölüm hedefiniz olmadığı sürece üniversite sınavına zaten girmenize bence gerek yok. Hani hedefiniz eğer ki üniversiteye gireyim, para kazanayım diyorsanız şu konuda saygım sonsuz. Hani nedir, bir bölüme girdiniz, bir iş yapıyorsunuz bir şirkette. Oradaki paranızı yükseltmek için 2 yıl ya da 4 yıl üniversite okumanız lazım. Açıktan okuyun.
Daha kolay. Hem işe gidebilirsiniz, para harcamazsınız ekstradan. Sadece işe git gel, hafta sonları da belli periyotta açık öğretim sınavına gir. Mevki yükselsin. Bunu zaten genelde iş sahibi insanlar yapıyor. Yani az paralıkta mevkisi yükselsin deyip de okuyanlar bu şekilde yapıyor. Yani gidip de illaki üniversite sınavında kendinizi 1 yıl ya da 4 yıl kasmanıza hiç gerek yok. Hani ben baştan bu kişi grubuna söyleyeyim tavsiyem. Boş yere kendinizi kasmayın bu konu için. İş bulabiliyorsanız ve bölümünüz ya da işiniz belli ise işinize girin, açık öğretimden okuyun. Hani şöyle zannetmeyin, ha hepsine siz götürün. Öyle bir şey değil bu iş. Çünkü iyi bir iş yapan herkes aynı güdümde parayı kazanabilir ihtiyaç çapında. Hani tamamıyla ideallerle alakalı bir durum. Bu para kazanma durumu. Diğer durumda dediğim gibi içeriği nasıl okuyacaksınız işin kendinizini. Yani şöyle düşünmeyin. Şimdi önünüzde herkesin sosyal medya var. Muhtemelen bu telefondan ya da bilgisayardan izliyor olabilirsiniz. Ya da herhangi bir cihaz üzerinden, tablet de olabilir ya da belki bir televizyona yansıyor oradan da izliyorsun olabilir. Muhtemelen yani dediğim gibi sosyal medya, işte televizyon medyası, şudur budur. Ne görüyorsunuz? İşte şu bilgisayar devi şu kadar para kazandı. Şu cerrahi hastane şirketi şu kadar kazandı deyince herkes mühendis, herkes doktor mu olması lazım? Hayır tabii ki. İşin içeriği farklı, dışarı farklı. İçeriye sadece para kazanayım diye bakıyorsanız hiçbir şey anlamadan geçtiğiniz sürece hiçbir şey kazanamazsınız zaten. Öyle sıkıntılarınız olacak. Yani istemeden evlenmek gibi bir şey ya da istemeden bir şeyi katlanmaya benziyor bu iş. Yani bu da eğer ki okuyorsanız okumanın amacı genelde istemeden yapılan bir iş için yapılmaz okuma işlemi. Okuma işlemi genelde talep edilir ve talep edilen şey de genelde istenilen şeydir. Yani gidip de istenmeyen bir şeyi okuyarak alamazsınız zaten. Yani alıyorsanız da zaten okumanızın bir mantığı yoktur, içi boştur derler. Yani kendiniz de öyle söylersiniz yani derler diyorum da. En işin özü sınavın ardına bir hedef koyun. Hedefinizin belirleme konusu şöyle. Oturun, deyin ki sınava çalışıyorsunuz hazırladım. İyi bir puan alayım da bölüm seçmek ondan sonra gelsin. Puanınızı alın, puandan sonra okul seçin. Okulu tabii kafanızda yine bir yerler vardır ama hani puan aldıktan sonra en azından okulların arasında misillersiniz hedefinizi. Ama hedefi puan aldıktan sonra belirlerseniz zaten hedefi neye göre hedef belirliyorsun derler puan. Hangi neye göre? Yani limitinizi hedefinize göre belirleyeceksiniz zaten onun için. Önemli olan şey bölümünüzü belirlemek. O bölümün de sizin olduğunu belirlemek için de oturup zaten herkes kendini anlar. Nasıl söyleyeyim? Çok ezberi seviyorum. Çok adaletçiyim dersen işte hukuk bölümüne girebilirsin. Çok işte matematiği seviyorum diyen insan yani şöyle değil hani ya ben 40'ta 40 matematik doğru yaptım o zaman matematik olabilirsin seviyorsan ama hani şöyle düşünün ben size dedim ki siz geldiniz biriniz kadın ya da erkek fark etmiyor dediniz ki ya ben şu bölümü çok seviyorum ben dedim ki siz onu söylediğiniz bölüme tak hemen sokacağım sizi ama haftanın 7 günü çalışacaksınız girer misiniz eğer o bölümü seçtim deyip de 7 gün tak diye yani bak üniversite şıkırt diye geçtiğiniz var. Şak hani bir anda dokunuşta geçtiniz ve 7 gün çalışacaksınız diyor. Yani mevzu bu. Bunu kabul ediyorsanız gibi düşünün. Hani mevzu hani şey gibi düşünmeyin. 7 gün çalışıyorsun ona göre para verecek falan gibi düşünüyorsanız yine kaybettiniz zaten. Hani dediğim olay şu. Ben de oyun oynuyorum. Ben de sosyal medyaya bakıyorum. Benim de işim oluyor. Benim de bölümümle alakalı bir şeyler oluyor. Tabii ki ben de bölümümle alakalı 24 saat bir şey yapmayı tabii ki tercih etmem. Çünkü insanlar çok uğraştığı şeyden sıkılabilir ama yani dediğim olay hani tamamıyla seçtiğiniz yani sevdiğiniz iş, seçtiğiniz iş aynı şekilde girecek. Yani seçtiğinizle sevdiğiniz aynı olacak. Siz yani şöyle düşünün. Sevdiğiniz ailenizi 7 gün yani 7 gün görmek yani hani eve gitmiyorsun hani sıkıldım diyorsun 3 gün sonra gitmeyeyim. Ya da mesai gibi mi sayıyorsunuz eve gitme işlemini? Yani bunun gibi bir durum yani. Mesleğinizin böyle seçin. Tatil ya da tatilsizlikle alakalı bakmayın. Canı sıkılırsa tatilleri saymaya başlarsınız. Ya da hani tabii ki arada bir sıkılabilir ama çok sık saymak demek ki o iş sizin değil anlamına geliyor. Ve kazandığınız parayı zaten kullanamazsınız. Yani kazandığınız bir para olmaz. Sevmediğiniz bir işten dolayı. Ondan dolayı hedefinizi belirlemeniz lazım. Öncelikli işlem önünüzde duran o kılın kitabı ya da İnce kitabı yani test kitabı diyeceğimiz o soru çözmeli kitapları çözmeden önce ya da çözdükten sonra ya da ara verdiyseniz şu an beni izliyorsanız öncelikle hedefinizi belirleyin. Önünüzde bir ufkunuz olsun. Hani deyin ki ben şunu yapacağım. Hani bir
ufkunuzda hani bir derdiniz olsun. Dertten kastım, derdiniz sınavı geçmek değil sadece. Derdiniz hedefiniz olsun. Hani deyin ki mesela ben dedim ki bilgisayar mühendisliği. Dedim ki bilgisayar mühendisliği için şu arada sınav var. Şunu bir geçmem lazım. İşte sınava böyle bakarsanız doğru bakmış olursunuz. Çünkü arada gördüğünüz üniversite sınavı esasında o kadar ufak ki o bölüme girdiğiniz zaman anlayacaksınız kolay ya da zor. Aynı bu şekilde. Yani işinizi hedef belirleyin. Hedefin doğruluğuyla alakalı da meslekçi bilgileri içinde paraya çok takılmadan bir yerlere gidip part-time çalışmanız lazım. Bunu çoğu iş adamı ve çoğu meslek erbabı size söyler. Ederinden az şekilde parayla çay götür getir iş yaptırırlar ama eğer gözünüz açıksa o işlemlerin içeriğine girmeye çalışacaksınız. Batırmayacağınız işlemlere, maliyet olmayacak şekilde. Korkusuz olacaksınız eğer o mesleği istiyorsanız. Yani o bölüme girmeden, yani mevzu lise eğitimi, üniversite eğitimi değil. Ne kadar bunları bitirdiğinizde yapacağınız şey iş. Yani onun için sizin girmeniz gereken şey part-time iş. Tabii ki bunları da çok gecikmeden yapmanız lazım. Ya da en azından sorgulayabileceğiniz kişiler varsa onları sorgulamanız lazım. Çeşitli varyasyonlar çıkarmanız lazım. Ben buna katlanır mıyım, ben bunu istiyor muyum şeklinde gibi. Bu şekilde de hedefinizi perçinleyebilirsiniz. Ve şu an önünüzde dert edilen şu üniversite sınavını da aradaki küçücük bir şu kadar bir dert olarak geçiştirebilirsiniz. Yani tamamıyla bu. Çünkü gideceğiniz meslek ne olursa olsun en fazla özel ya da devlete girseniz dahi bir yıllık parası sizin en fazla 6 ay belki bir yıllık paranıza denk gelebilir. Eğer derdiniz okumaksa okumak derdiniz yani okumak yani derdiniz okumaksa da kastım şu. Bir işlem için ara süreç olacak şey okumaksa ve o şeyi özümseyecekseniz gerisi aşağıdaki üniversite sınavı çok sıkıntı olmaz sizin için. Onun için öncelikli şeyimiz hedef arkadaşlar. Hedef yani. Şu an oturun hedefinizi düşün. Hedefi olan kişileri kutluyorum. Çok güzel bir süreçteler şu an. Hani şu an nasıl biliyor musunuz? Hani hedef sizi şuna getiriyor. Üniversite sınavı geçmeden size bir şey vermiyor. Ama hedefiniz varsa ben dedim ki YGS sınavıydı. İşte böyle Şubat civarı falandı. Dedim ki hani dedim Hasan dedim. YGS falan geçti böyle hatta Mart falan pardon. Mart falan civarıydı. Dedim ki şöyle bir 6 ay sonra dedim ben bilgisayar mühendisliğinde bir üniversitede okuyacağım. Hani sınav size bunu vermez. Hedefinizde yani ben dediğim gibi ben o zaman hatırlıyorum böyle. Kütüphanenin dışındaydım. Bir hava almaya çıkmıştım işte. Hava ortamlıydı. Çıktım böyle. Sınavdan ne aldım belli bile değil yani LYS ya da YGS hatırlamıyorum. Öyle bir süreçti de araydı. Ama kafamda ben dedim ki yaklaşık dedim 6 ay sonra yani Temmuz, Ağustos civarına yani okulların başlayacağı zamanda çok kestirmediğim için o zamanlarda dedim ki 6 bilemedin 7 ay sonra dedim bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okuyacağım dedim. Hani ben o okuyacağım hani bir de yani oraya da geçmişim hani şunu da yapacağım işte bunu da yapacağım falan. Yani kafa bunu getiriyor size. Hedefiniz bunu size getiriyor. Ve yani sağa sola gülerek bakacak insanlar haline geliyorsunuz ve bu da güzel bir şey arkadaşlar. Onun için hedef çok önemli. Ve şu an hedefini belirlemiş ve bölümüne girmiş ve neredeyse bitirmek, en azından lisansı bitirmek üzere olan birisi olarak size verebileceğim tavsiye budur. Ve ben bu aşamayı paralı ya da parasız bir şekilde başardım ve bu süreci bitirmek üzereyim arkadaşlar. Yani sınav, şu an üniversite sınavına dediğim gibi daha demin baktım, 2 dakika. Bu kadar kıymeti var arkadaşlar. Sınavın içeriğindeki bilgileri siz okudukça kıymetlidir. Bunlara da vereceğiniz kıymet hedefinizle orantılıdır. Onun için hedefinizi belirleyin ve gönlünüzü ferah tutun. Sıkıntı yok. Kimse sizi kesmeyecek. Onun için arkadaşlar bir sonraki videoda sıradaki aşamaya geçeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Vaktiniz yoksa hiç uğraşmayın onunla. Vaktiniz varsa ayrıca de abone olmak isterseniz abone olun. Sıradaki video geldiğinde görebilmek amacıyla. Yorumlarınızı da bizi pekiştirin. Takıldığınız noktaları beraber aşmaya çalışalım. Eğer eş bölümlerdeysek ya da farklı bölümlerdeysek de size yardımcı olabilecek insanlarla alakalı bir araştırma yapmak isteyebilirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.